Haber'den merhaba sevgili seyirciler, uzman gözüyle programına hoş geldiniz. Arakanlı Müslümanlara yapılan yardımlar ve ilk günden itibaren bölgede faaliyetlerini sürdüren TİKA'nın çalışmalarını ele alacağız bugün sevgili seyirciler. Eğer konuyla ilgili merak ettikleriniz olursa TRT uzman gözüyle Twitter adresimizden sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Ayrıntılar için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Birol Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yaşandı. Evet. Binlerce Arakanlı Müslüman katledildi. Yüz binlercesi evinden oldu. Evet. Şimdi açlıkla, sefaletle ve biraz da hastalıklarla mücadele içerisinde. Evet. Aslında bölgeye ilk yardım eli uzatan ülke Türkiye'ydi. Ve evet, o yardımlar da sizin elinizle, yani TİKA vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine iletildi. Bize bölgedeki son durumu özetleyebilir misiniz? Dilerseniz bununla başlayalım. Evet, 25 Ağustos'tan sonra biliyorsunuz bu özellikle sınır geçişleri ve büyük bir zulüm tabii ki. Şu anda az önce arkadaşlarımdan iletilen bilgilere baktığımızda sayı çok daha da artmaya başlamış. Tahminler 800 bin civarında. Yani bugün bir rapor da yayınlandı Birleşmiş Milletler'in. Dolayısıyla başlangıçtaki rakamlar çok büyüdü. Biliyorsunuz 20 bin, 30 binle başlamıştı. Evet. Bu noktaya kadar geldi. Şu anda 470, 500 bin civarlarına ulaştı sayılar. Tabii biz o bölgede, Myanmar'da özellikle 2012'den beri zaten proje yürütüyoruz. Özellikle insani yardım noktasında tıbbi ilaç vesaire, bu konularda desteklerimiz oldu. O bölge yabancı olduğumuz bir bölgede değil. Hı hı. İlk Türk şehitliğini yaparak başlamıştık aslında. Bu ülkede tabii ayırmadan ihtiyacı olan her kesime biz proje yaptık. Budistlere de projelerimiz vardı. Dolayısıyla ofisimiz orada olduğu için bu olay patlak verdiği zaman, tabii çok büyük bir göç bu. Ani gelişmiş bir durum. Tabii Cumhurbaşkanımızın dünyayı harekete geçirmesi, özellikle 30'a yakın ülkeyle görüşme yaptı. Bizim orada izinlerimizin olmuş olması, dolayısıyla biz sahada olmanın avantajını burada yaşadık. Biz hemen yapılabilecekleri, hemen Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sahaya gittik. Hızlı bir şekilde o bölgede ilk en azından gerekli yardımları yaptık. Sonra en temel ihtiyaçlar mıydı? Gıda maddeleriydi. Tabii şu anda kış mevsimi de geliyor. Barınma ciddi sıkıntı. Efendim sağlık problemleri baş göstermeye başladı. Yani şu anda 25-30 bin civarında zaten çocuk var. Hastalar var, kadınlar var. Dolayısıyla şimdi tabii günlük orada mutfağımızda çalışıyor. 20 bin kişiye yemek veriyoruz. Kızılay, AFAD, onların da destekleriyle birlikte. Şimdi kışa doğru şeyler yapmamız lazım. Özellikle barınma konusunda ve battaniye ihtiyacı var. Onu tedarik etmeye uğraşıyoruz. Tabii henüz göç tamamlanmış değil. Sürekli devam ediyor. Yine yeni aldığımız, dün ulaşan bir bilgiye göre orada sadece 4-5 tane Müslüman köyü kalmış. Büyükelçimizin o bölgeyi bir ziyareti neticesinde problemli bölge diyebileceğimiz bölgede tamamen insanlardan arındırılmış büyük oranda. Tabii bu da kötü. Kamplar var. Kamplarda yaşam şartları, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, tabii ki insanların evindeki gibi rahat olmuyor. Evet. Tabii bu kamplara toplamak da ne kadar doğru, bu da aslında tartışılması lazım. Çünkü başka bir şekle dönüşebiliyor kamplar. Bölgenin riskleri açısından. Riskler açısından yani. Onları da düşünmek lazım ama tabii devletimiz bu konuda büyük tecrübelere sahip. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Başbakan Yardımcımız bölgedeydi. AFAD'la özellikle Kızılay buralarda kamp çalışmalarına başlatacaklar. Büyük bir hastane kuracağız. Sanırım iki tane sahra hastanesi düşünülüyor. Biz TİKA olarak yine tabii ki destek veriyoruz. Ama bu sorunun dünya el birliği yaparsa, yani çok büyüdü sorun, rakam çok fazla olduğu için tahmin edilen, yani yıllık aşağı yukarı 500 milyon dolara yakın bir burada harcama yapılması lazım. Bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması için, yani günlük tamam yemek çıkarıyoruz ama sonra ne olacak? Eğitim, sağlık hizmetleri, çocukların durumları, birçok tedaviye muhtaç hasta var, onlara ilaç temini, yani işin sosyal boyutu da var sadece. Gıda yardımıyla bitmiyor maalesef. Türkiye'de çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi. Türkiye elinden geleni yapıyor, evet, aslında, ancak uluslararası toplum neden bu kadar duyarsız? Birleşmiş Milletler harekete geçmeyecek mi?
sizin sahadaki çalışmalarınızdan yola çıkarak neler söylersiniz? Şimdi Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var. Dünya beşten büyüktür. Yani aslında Birleşmiş Milletler bunun için kuruldu. Yani insanların, ülkelerin tek başına yapamayacağı şeylerde bu mekanizmanın devreye girmesi lazım. Ama bakıyorsunuz bazı alanlarda çok aşırı duyarlı davranılıyor ama belli coğrafyalarda hiç görmüyorlar veyahut da geç kalıyorlar bilerek bazen. Dolayısıyla bu tavırlar gerçekten bizi de rahatsız ediyor. Çünkü o bölgeyle aynı zamanda bizim tarihsel olarak bağlarımız var. Yani o insanları görmemezlikten gelemeyiz. Tüm insanlar için aslında biz Türkiye Cumhuriyeti olarak nerede bir sıkıntı olsa ilk biz gidiyoruz. Tabii bunlar herkesin başına gelebilir. Örneğin doğal afetlerde de aynı şeyler olabiliyor. Beklenmedik bir anda mağdur duruma düşebilirsiniz. Evet. Mesela 2000 yılındaki Adapazarı depreminde dünyanın her yerinden Türkiye'ye ve hakikaten o görüntüleri inşallah bir daha yaşamayız ama çünkü burası Türkiye'ydi ve daha önce biz yardım ettiğimiz ülkelerden bu şey desteği görüyoruz. Gerçekten normalin ötesinde bizi yardım gelmişti hatırlarsanız. Evet. Yani yardımseverliğimizin karşılığını evet. Bir anlamda aldık. Evet. İnsanlar teşekkürü bu şekilde evet. Yapmış evet. Oldular. Aslında geleneklerimizden geliyor ülkemizin, evet. Türk insanının yardımsever olması. Bu yardımlar başka ne gibi sonuçları beraberinde getirir? Yani bölgelerin barışa kavuşması adına. Şimdi Türkiye biliyorsunuz 2016 yılında dünyada en büyük dış yardım yapan ülke seçildi. Gayri safi milli hasılasına orantıladığınız zaman. Yine onun yanında büyük ülkeler içerisinde de ikinci sıradayız. Amerika'dan sonra yaklaşık tabii bu Suriye'deki mültecilere yaptığımız yardımlar da dahil olmak üzere. TİKA'nın yardımları değil. Bunlar Türkiye'nin evet, toplam yaptığı yardımlar. 6,5 milyar dolar harcadığımız para. Tabii bizim çapımızda bir ülke için de aslında büyük bir rakam. Yani küçük bir rakam değil ama biz bunu harcıyoruz bu kadar parayı. Dolayısıyla felsefemiz nedir? Yani özellikle Türkiye bunu niye yapıyor? Biz şunu iddia ediyoruz. Ülke olarak da dış politikamızda böyle. Cumhurbaşkanımızın sürekli dile getirdiği konu da bu. Aslında sorunlar paylaşarak çözülebilir. Genel olarak biz böyle okuyoruz dünyadaki adaletsizliği. Fakat bizimle aynı görüşte çok fazla ülke yok. Yalnız kalıyoruz biraz. Herkes silahla, savaşla bu sorunları çözmeye çalışıyor. Neticede savaşlar hep dünya savaşlarıyla bakarsak İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ama savaş devam ediyor aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda 78 milyon insan öldü. 78 milyon. O zamanlar Türkiye'nin nüfusu 20 milyon civarındaydı. Şimdi böyle tabii işaretler de var inşallah söylenenler gibi olmaz. Böyle bir savaş olduğu zaman artık milyarlardan bahsetmek lazım Allah korusun. Yani çok ciddi şeyler. Bunları bölüşerek de paylaşabiliriz. Bu konuda da bu ülkede de biliyorsunuz doğalgaz, petrol vesaire yine enerji konusu var maalesef. Enerjinin olduğu her yerde terör olayları, bu tür insanlık dışı muameleler oluyor maalesef. Altından yine bir petrol konusu çıktı ne yazık ki. Kesinlikle. TİKA sadece Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmıyor Türkiye vasıtasıyla. Evet. Aslında başka bölgelerde de var. Evet. Peki 25. yılınızı da kutluyorsunuz. Evet. Biz de tebrik edelim. Sağ olun, teşekkür bu ederiz. Vesileyle. Kaç ülkede kaç ofisiniz var? Nasıl çalışıyorsunuz? Evet, şu anda bizim 56 ülkede 58 ofisimiz var. Ama yeni açılacak olan ofislerimiz de var. Özellikle Latin Amerika'da düşünüyoruz. Endonezya'dan talep var. Afrika'da belki birkaç daha ofis açabiliriz. Nasıl çalışıyoruz? Orada görevli arkadaşlarımız var. Program koordinasyon ofisi diyoruz biz ofislerimize. Yerel personellerimiz de var. Tabii bizim planladığımız yıllık projelerimiz var. Çeşitli alanlarda. Başlama, eğitim ve sağlık olmak üzere yine ilgili ülkedeki kamu kuruluşlarının kapasitelerini artırmaya yönelik projeler olmak üzere. Yani şöyle de bir mantalitemiz yok. Yani biz gidelim orada proje yapalım. Genelde çok talep olduğu için zaten orada varız. Ofisi onun için açtık. Gelen taleplere göre biz, bütçemiz de var tabii ki. Onları programlıyoruz ama yıl içerisinde de bazı acil ihtiyaçlar olabiliyor. Yine ziyaretler esnasında Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri bazı talepler iletiliyor. Onlar da TİKA ofisine talimatlandırdığı için onları yapmaya, yetiştirmeye çalışıyoruz aslında. Afrika son yıllarda özellikle şu anda 20 ofisimiz var. Çok fazla proje yaptığımız ülkeler. Öncülük yaptık. Mesela Somali örneğinde olduğu gibi.
Somali'de biliyorsunuz 2011 yılında Cumhurbaşkanımız kuraklık vardı. Çok evet. büyük insani dramlar yaşanıyordu. Dolayısıyla burada biz Somali'de hemen acil olarak hastaneler, işte insani yardımlarla başladık ama daha sonra temel altyapıları yapmaya başladık. Hastane yaptık büyük, ondan sonra yolları yaptık. Ekonomiyi canlandıracak, güvenliği daha iyi bir seviyeye çıkaracak hamlelerimiz oldu. Dolayısıyla her alanda aslında. Her alanda yaptık aslında. Eğitim, hayatım. Sağlık, restorasyon. Peki bu kadar çok uzmanınız var mı? Her alandan uzmanlaşan personeliniz var mı? Yoksa siz koordinasyonu mu sağlıyorsunuz? Personelimiz de var. Kişiler? Koordinasyonu sağlıyoruz. Aslında Türkiye'nin imkanlarını kullanabiliyoruz. Yani kamunun imkanlarını, STK'ların evet. Bunları da harekete geçirebiliyoruz. Kanunumuzun verdiği bize böyle bir yetki var. Tüm kurumlarla çalışıyoruz. Sağlık projelerinde, Sağlık Bakanlığı'yla, üniversitelerle çalışıyoruz. Doktor ihtiyacı, sağlık personeli ihtiyacını o şekilde geçici görevlendirmelerle TİKA ilgili yerlere ulaştırıyor. Yani çalışmadığımız kamu kuruluşu yok gibi. Polis eğitimlerimiz var. Yine jandarmayla birlikte yaptığımız hakim savcı eğitimleri karşılıklı. İşte Sayıştay elemanlarının eğitimlerle ilgili projelerimiz var. Yıllardır devam ediyor bunlar. Yani koordinasyonu sağlıyoruz, eğitim faaliyetleri. Üniversitelerin projelerine, uluslararası programlarına katkı veriyoruz, destek veriyoruz. Somali'de yaptığınız çalışmalarla aslında Türkiye'nin orada ne kadar çok sevildiğini Hı-hı. bir örnek olarak söylüyorum, biliyoruz. Evet. Peki Türkiye'nin tanıtımına katkıları nedir TİKA'nın bu faaliyetlerinin? Tabii ki her yerde, özellikle Balkanlarda restorasyon çalışmalarımız da hep görünür yerlerde olduğu için köprüler, camiler, tarihi eserler, çeşme vesaire, insanlar bunu görüyorlar ama bizim böyle bir hedefimiz yok. Yani bunları tabii iyilik bizim kültürümüzde de göstermeden yapılır, çok fazla evet. söylenmez. Zaten böyle bir felsefeye sahip olduğumuz için sahada biz sadece olabiliyoruz bazı yerlerde. Yani insanlar bunu hissediyorlar. Yani çok hassas bir iş. Hem devletten devlete yaptığınız zaman milli onur diye bir şey var. İnsanların rencide edilmeden insanlara yardım ulaştırılması lazım. Bunu beceriyoruz inşallah. Yani çok fazla reklamını yapmak da aslında bazen yaptığınız iyiliği boşa çıkartabiliyor. Son örneğini herhalde Myanmar'da yaşadık değil mi? Yani TİKA'nın orada ofisi olduğu için ilk evet. yardımı biz ulaştırabildik. Biz de tanıyorlardı. Diğer... Bizim felsefemizi de biliyorlar. Evet. Niyetimizin ne olduğunu biliyorlar en azından. Yani biz insanlık ölmesin. Mesele bu yani. Aşık Veysel'in dediği gibi dava insanlık davası. Yani buna gayret ediyoruz ama ne kadar yanımıza ülkeyi, ne kadar sivil toplum kuruluşunu alabilirsek o kadar başarılıyız aslında. Diğer yardım kuruluşlarının girişine izin verilmezken Türkiye evet. orada ilk günden itibaren evet, varlığını varız. Gösterebilmişti. Evet. Bir de TİKA'nın gönüllü elçileri var. Evet. Gençler gidiyor. Nasıl çalışıyorlar? Hangi faaliyetlerle Şöyle dinliyorlar? Aslında bunu tabii üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri Hı. arasından seçiliyor. Daha önce Balkanlar'da başlatmıştık. Yani onlara da bu bizim yaşadığımız heyecanı, sahada olmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için böyle programlar başkanımız buna ön ayak olmuştu. Kriterleriniz ne? Öğrenciler mi başvuruyor? Öğrencilerin onların başarı durumuna göre mi seçiyorsunuz? Belli bir kriterimiz var tabii. Yani okulun en azından son sınıflarında olan öğrencilere daha çok öncelik tanıyoruz. Tabii bunu belli STK'larla beraber yapıyoruz. Bizim çok fazla vaktimiz yok, açık söylemek olur gerekirse. Evet. Bu seçilmiş öğrencilerimizi bu sene mesela Afrika'da yine bir işte gidiyorlar. Bir okulun tadilatına yardımcı oluyorlar. İşte kamplarda insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani o ortamı yaşamalarını istiyoruz. Tabii bu projemiz önce Genç TİKA'cı diye böyle bir projemiz vardı. O çok fazla talep olduğu için bu sene biraz daha bu tecrübe paylaşımı şeklinde bunu şekillendirdik. Ama ileriki yıllarda herhalde devam edecek, öyle gözüküyor talep. Peki çok istekli olan ya da sahada başarılı olan öğrencileri ekibe dahil etme gibi mezuniyetten sonra öyle bir proje de olacak mı? Tabii olabilir. Biz STK'larla da çalışıyoruz. Bu arada şunu da söylemek lazım. Yani bu insani yardımlar konusunda tabii biliyorsunuz diğer kuruluşlarımız da var. Biz TİKA olarak zaten bölgedeyiz. Esas itibariyle TİKA bir kalkınma yardımı kuruluşu. Yani o ülkelerin ekonomilerine ve gelişmişlik düzeylerine
hangi alanda katkı sağlayabilir? Biz esas derdimiz ve görevimiz bu aslında. Ama zaman zaman bu tür faaliyetlerde de diğer kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Tabii burada özellikle aldığımız talimatlar çerçevesinde evet. Tabii ki. Türkiye'nin adını duyuruyorsunuz. Bir ayağınız yurt dışında. Evet. Türkiye için yapılanlara bakacak olursak uluslararası toplantıların organizasyonunda, evet. koordinasyonunda da evet, onlarda da yardımcı oluyoruz. Bir dairemiz var. Ne gibi var. Peki? Dış ortaklıklar, dış ilişkiler ve ortaklıklar daire başkanlığımız. Orada üniversitelerimizin, STK'ların uluslararası faaliyetleri oluyor. Türkiye'de olanlar da dahil buna. Onlara da bazı katkılarda bulunuyoruz. Ulaşımda katkı sağlıyoruz. Burada işte o organizasyon giderlerinin bir kısmına bütçe imkanlarımız çerçevesinde tabii ki yardım etmeye çalışıyoruz. Birçok kuruluşla da zaten protokollerimiz var. Onların programlarına katkı veriyoruz. Uzmanlarımızı yolluyoruz. Yani yıllık ortalama 2000 proje yapıyoruz 140 ülkede. 2000 proje yapıyoruz. Tabii yetişmeye çalışıyoruz. Personel sayımızı sordunuz. Evet. Yani aşağı yukarı 800 personel diyebilirim. 2000 proje yılda. Yani mahalli personelle birlikte evet. Bu kadar iş yaparken az önce bütçe dediniz. Bütçeniz yetiyor mu peki bunları yapmaya? Tabii bazen yetmeyebiliyor ama diğer bakanlıklarımızın, başbakanlığa bağlı olmamızın da bazı tabii ki avantajlarını kullanıyoruz. Bütçemiz bittiği yerde gerekli aktarmalar yapılabiliyor. Başka bakanlıklardan aktarılan fonları da kullanabiliyoruz. Son iki dakikanın içerisindeyiz. Evet. Özellikle TİKA gönüllü elçilerine ya da TİKA ile birlikte çalışan birimlere bir mesajınız olacak mı? Valla fedakarlık gerektiriyor. Sahada gerçekten şu anda gelen fotoğraflar çamurun içindeler gerçekten. Şu anda 20 bin kişiye yemek çıkarıyor arkadaşlarımız. Buradan takviyeler de yolluyoruz zaman zaman. Yani temel ihtiyaçlarınızı karşılamakta bile sıkıntı var. Evet. Dolayısıyla onlara dua ediyoruz. Başarılı olmaları için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Arakanlı Müslümanlara yapılan yardımları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı'nın çalışmalarını ele aldık bugün. Profesör Doktor Birol Çetin bizlerle birlikteydi. Yeni haftada farklı konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.